Çalışma Bakanımız, Türk İş Başkanımız, sendikalarımıza bağlı 16 tane genel başkanımız, milletvekillerimiz, birçok STK'ları azimle, gururla bizi en iyi şekilde temsil eden Üzülmez'e hoş geldiniz diyor. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diye sayın arkadaşıma mikrofonu bırakacağım. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ve devamında bütün maden şehitlerimize, terör şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelere sabırlar diliyorum. Birlik ve beraberliğin simgesi olan, mücadelenin simgesi olan, Türkiye'de ve dünyada emsali görülmemiş Genel Maden Sendikası öncülüğünde yapılan Büyük Ankara Yürüyüşü'nün 31. yıl dönümünde içindeyiz bu arada. Ben bu yürüyüşte, bu mücadelede emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir yürüyüş, dünyada emsali görülmemiş ve hala 31 sene geçmesine rağmen sendikal anlamda örnekler verilirken bizim bu yürüyüşümüz, bu mücadelemiz her yerde konuşuluyor. Madenci feneri sönmeyecek. Evet arkadaşlar, 31 yıl önce bugün bu tarihlerde yapılan büyük yürüyüşün amacı madenci fenerinin sönmemesi içindi. O gün, o birlik ve beraberlikte yollara dökülen, azimle, sabırla, kar demeden, soğuk demeden mücadelenin içine giren ve bizlere destek verenlerin tek amacı, tek gayesi madenci fenerinin sönmemesi. Bugün biz burada sizlerle beraber bu eğitim seminerini düzenlememizin sebebi de madenci fenerinin kesinlikle asla sönmeyecek olması. Bu mücadeleyi sizlerin bu birlik ve beraberliğiyle daim kılacağız. Üzülmez şubemizdeki birlik ve beraberlik tabana yayıldığında bizlere asla zor gün yok. Biz asla yıkılmayız. Sizi özellikle tebrik ediyorum. Bu birlik ve beraberliğinizi bozmayın. İşe madeni, işe sendika. Az sonra hocalarımız sizleri bilgilendirecek. Canı kulağıyla dinleyin. Bakın, biz hep mücadelenin içindeyiz ve her zaman hazırız. Ve her zaman hazır olmak zorundayız. Beyaz şartlarında emekli olma imkanı oluyor. Diğer şartlarda ise şöyle, şimdi madende kişiler çalışırken